Şimdi yerli dizilerin en saçma bölümleri Murat Soner abimiz, sevdiğimiz bir abimizdir. Adabı konuşmayı ve laf sokmayı ve buna benzer bütün her şeyi çok iyi bilir. Biliyorum birçok kişi yeni sezon dizileriyle ilgili artık video yapmamı bekliyor ama hiçbiri daha en azından bu videoyu yaptığım gün itibariyle eleştirisi yapılacak bölüm sayısına ulaşmadı. Tabii şimdi şöyle bir en azından 3-4 bölüm olsunlar ki ben de onların hepsini üst üste izlerken kurdeşen dökeyim. Yoksa ne tadı çıkıyor. Abi aratsana şeyi. O yüzden e... bu videoda uzun zamandır hani bunun ikincisi dediğiniz Yok, saçma nerede? yerli dizi odasında abi. Tam herkes toplayınladı hadi Piko için sahnelerinden bahsettim. Bu arada varız? bahsedeceğim evet. sahnelerin tamamını yine kanalın topluluk sekmesinde sizden gelen yorumlarla aldım. Zaten konu yerli ve saçma olunca maşallah siz de <laughs> yine hiç zorlanmadınız. <laughs> Tabii şimdi daha önce bahsettiğin Hint dizilerindeki saçmalıkların üzerine nasıl çıkabilirsin ki diye soruyorsunuz değil mi? Tamam belki aya kemen tatıp çeken bir erkeğimiz. <laughs> Kuyruğuna başka bir kadın kıstıran yılan kadınlarımız yok ama bizde de Allah sizi inandırsın denizin üstünde yürüyen bir karakterimiz var. Hı? Kimi denizin, denizin üstünde, üstünde yürüyor lan? Bunun gibi mi? Yok bu çok başka bir şey. Buyurun. <laughs> ne? Sen denizi gerçekten çok seviyorsun. Kızdaki mutluluğu gördünüz mü? Arşimet, canım bak işine. Kız erkeğin kaldırma <laughs> kuvvetini bulmuş. O onun sevinci. Batı f*** oldum. Böyle bir romantizm kimin aklına geldi? Ama gördünüz memleketimde romantizm bile <laughs> <Çok> atletizmden <laughs> geçiyor. Aynen şimdi göreceğiniz sahnede de olduğu gibi. Şimdiki sahnede de bir yüksek atlama örneği göreceksiniz. Ama ne olur tekniğe dikkat edin. Bir dakika bakar mısınız? Ne istemiştiniz? Bu şehrin en güzel mı? Ali. <laughs> <laughs> tamam Murat yani saçma sahnelerde. Bu sahne hiç böyle düşermiştim. Ali. Tamam Murat yani saçma sahnelerde. Daha bize kafasını duvara vurup bavula giren bir kızın olduğu sahne gibi bir şey göstermedin derseniz, hani bavula giren kız değilse de iki kıza böyle ortadan giren bir direk verebilirim size. Ha? Valla. Hem de direk ortalarından direk geçmiş olmasına rağmen eee. sedyede kavga eden iki kız kardeş. Bu direği içimizden ne zaman çıkaracaksınız? İyi misin? Sana ne? Evet kızlar <laughs> çöp şişe takılmış domatesle biber gibi sedyede duruyor. Doktorlar da diyor ki önce bir teşhis koyalım durumlarını öğrenmeden bir şey yapamayız. Değil mi? Çok iyi. Acaba bu kızlara ne olmuş? İçlerinden <laughs> boru geçmiş. Ama şimdi diyebilirsiniz ki sadece bize özel bir şey değil bu. Dizinin uyarlandığı Grace Anatomy'de de aynı sahne vardı ama demir boru bir erkekle kadının içinden geçiyordu. Bizim senarist o sahneyi gördükten sonra sormuş. E, pardon bu boru rütükten geçer mi? Bizimkiler de cevap vermiş. O boru 500 T gibi her yerden geçer ama rütükten geçmez diye. Sonra da iki kız kardeşin içinden boru geçirmeyi daha uygun bulmuşlar. E tabi şimdi boru bu, boru değil. Türk aile ahlak yapısına uyumluluk çok önemli. Daha önce kimlerin başına neler geldi? Hatırlar mısınız yaprak dökümündeki Ali Rıza Bey'i? Hani hep adama aman tadımız kaçmasın diyorlardı. Heh, meğer bakın o tat nasıl kaçıyormuş. <laughs> Bir de üstüne Ali Rıza Bey sen kalk. Bilgisayarda karşısına çıkan bu fotoğrafı alt GR tuşuyla kapamaya çalış. İşte fotoğraf kapanmayınca da Ali Rıza Bey, yok o çok daha sonraki bir sahneydi. Ama cidden görüntüsü olmasa bu dizide böyle bir sahne olduğuna hayatta inanmaz. Ben de Neyse Ali Rıza Bey bu fotoğraftan bilgisayarın fişini çekip kurtulmak yerine odaya kızını çağırıyor ve evde ne kadar kadın varsa gelip fotoğrafa bakmak için sıraya giriyor. Fişi çekmek aklına geldiğinde de şu cümle geliyor. Fişi çektin mi gider şimdi. Olmaz, bozarsınız. Ben bakayım, bir, belki temizlerim. Ne acı, değil mi? Böyle. Böyle bir sahne olduğunu bilmiyordum ha. Yapıyoruz. Buradan geldiğini bilmiyordum ben muhabbeti. Gerçeğimiz ne ki? Dizimiz o olsun. Yaprak şey dökümü Ana haber bültenlerimiz çok mantıklı. Bakın, bu haberde başka yani bir yerde değil, bileyim ben. Türkiye'de yapıldı. Annesinden... Nasıl lan? Naruto bu nasıl oluyor, açıkla. Annesinden büyük mü yani bu şimdi abi? Evet, bir yaş büyük bir de. Nasıl oluyor bu? E ben de sana soruyorum. Abi bu imkansız. Sasuke'yi çağır o bu soruyu. Dur dur. Vallahi onun beni yakalım. Bir yaş büyük adam haberi. Av köpeği avcıyı vurdu. Sucuklu yumurta cinayeti. Ve hatta direksiyonu bıraktı. Horon tepti haberi de bu memlekette. Bu memleketin ekranından. Evet kanalım gereği dizilerden kaçamıyorum ama işte böyle haberleri görmemek için asla televizyon açmıyorum. Eğer bilmem gereken gerçek bir haber varsa Hepsini aldığım bir uygulama var zaten. Gündemdeki cidden önemli ya da ilgi alanımdaki önemli gelişmeleri bildirim yoluyla telefonuma gönderen... Agaa reklam yılaması. nasıl reklam? Giden o zaman saçmalardan seçmelere devam edelim. Hem de efsane bir dizinin efsane bir sahnesiyle. Hani hep diyoruz ya nerede o eski günler? 90'lar ve 2000'lerin başlarındaki o sıcak mahalle insanlarının olduğu diziler. Ha yani işte bu dizideki o sıcak mahalle insanları bakın o sıcaklıkla ne yapıyor? Bütün mahalleli metrobüs gibi bir hastane odasına doluşup el ele tutuşarak Meksika dalgası gibi bir enerji dalgası oluşturuyor ve hasta yatağındaki kadını hayata döndürüyor. Nabız normale dönüyor. Hemoglobin normale döndü. Revizyon dönemi başladı. Kanseri atlattı. Canım, Revizyon dönemi başladı. Orada öyle bir sıcaklık döndü ki sanayi devrimi bile başladı. İşte Türk dizi sektöründe esas demek ki ne versek yeğeni var. İşte böyle başladı. Sonra da aynı dizi sektörü nur <laughs> topu gibi bu sahneyi derdi. Biraz önce buraya gönderilen eksi nerede? Burada hocam ne oldu ki? Aç çabuk kapıyı çabuk. Doktor bir hasta dönüyor. Güzel. Solunumu takip edin. Yani bizim dizilerde ölüyü diriltmek kolay. Önemli olan Biten ilişkilerin nasıl canlandı? Mesela bilirsiniz bir dizide bir erkek bir kadını aldatır. Kadın onu basınca erkek açıklayabilirim der. Ama kadın asla açıklamasına izin vermez. Peki hiç izin verse acaba erkek onu nasıl açıklar diye merak ettiniz mi? Zaten bu saçma dizi serimizin bir önceki bölümünde bundan bir tane gördük. Hatırlayalım. Nerede hata yaptınız? Seni bizim evde bizim yatağımızda başka bir kadınla beraber gördüm. Ne seni aldattığını düşündün bu? Şimdi bunun da üstüne çıkan nasıl başka yani? bir aldatma açıklaması duyacaksınız. Aysun Kayacı kızımız sevgilisine gelip demek ki beni dün gece aldattın diyor. Ve bakın sevgilisi de ne cevap veriyor. Başka bir kadınla beraber oldum ama buna aldatma denilemez. Eğer o kadınla birlikteyken bile seni düşünebiliyorsam bu nasıl aldatma olabilir ki? Yani adam sevgilisini aldattığı kadını <laughs> aldattığı sevgilisiyle aldatmış. Hı, i̇şte. Aldatma Inception. Bakın bunları bir şey, kenara not edin. Yani olur da bir gün lazım olur. Eğer o kadınla birlikteyken bile seni düşünebiliyorsam, emin ediyorum siyasetten sonraki en büyük <laughs> var. O yüzden bu repliği kim yazdıysa o siyasete atılması gerekirken oyuncunun kendi atılmış ya. Eğer yorum kısmına az önce duyduğunuz aldatma açıklamasından daha yaratıcısını yazan olursa söz veriyorum başa sabitleyeceğim. E ne oldu? Bitti mi şimdi video? Daha önünden geçen kurşuna fiske atan çocuğu verecektik. <laughs> Yok zaten o bir dizi değil. Bir dizinin film versiyonuydu. Ama yine de kurşundan ok geçiren çocuk sahnesini hak ettik bence. Yani hak ettik derken cidden hak ettik. Biz bunların hepsine hay hay dedik. Bir yenisini Nasıl daha hak Nasıl yani lan? Ve işte gün geldi böyle dizi saçmalarından bir dizi yaptık. O halde bir sonraki bölümde... Bir dakika. Etkileyici bir sözle kapatmayacak mıyız videoyu? Aa lütfen. Horoza sormuşlar. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar diye. Horoz bana ne demiş? Ben işime bakarım. Öter geçerim. <gülüyor> <gülüyor> He? Yani bizim... Dur vereceğim. Gördünüz mü? Aa abi. Efendim.